Evet, merhaba. Akademiden Notlar'ın ikinci videosunda karşınızdayız. Bugün açık bilimle ilgili konuşacağız. Aslında neden açık bilim konusu altında bir sohbet gerçekleştireceğiz. Burada Yaşar Hocam'la daha önceden bu konuyla ilgili neler yapabiliriz diye konuştuğumuz zaman belki 2-3 videoluk bir seriye doğru gidebilir diye. Açık bilim teması çünkü çok geniş bir tema, zengin bir içeriği var bizim için de. Onunla ilgili belki birden fazla videoyla bunu zenginleştirebiliriz. Bugün ilk bir giriş videosu olarak açık bilime çekmeyi planlıyoruz. Şimdi bugünler aslında gerçekten çok değişik hisler yaşadığımız da günler. Çünkü koronavirüs üzerine ciddi anlamda bütün toplum teyakkuzda diyelim. Aslında dünyanın belki de büyük bir kısmı bu sorunla mücadele ediyor. Birazcık da açık bilimi bu konuyla da aslında ilişkilendirebiliriz. Açık bilimin bu tür olağanüstü durumlarda önemi giderek de artıyor aslında. Açık veriye erişim ve bununla beraber bir takım sorunlara bilim yoluyla çözüm bulunabilmesi aslında bizim de önem verdiğimiz konular içerisinde geliyor. Ben hocam açık bilim nedirle başlayalım diyorum ve size sözü vermek istiyorum. Açık bilim nedir? Teşekkür ederim. Açık bilim çok genel anlamıyla bilimsel bilgi üretme aşamasında, sürecinde üretilen çıktıların yani makalelerin, raporların ve diğer çıktıların artı bu yayınları üretmek için toplanan verilerin ve bu verileri işlemek, analiz etmek, yorumlamak üzere yaratılan programların, yazılımların vesaire herkese açık olması anlamına geliyor kabaca. Yani üç bileşen olarak bakacak olursak buna, bu süreçteki çıktıların, verilerin ve aynı zamanda yöntemlerin paylaşılması, açıkça paylaşılması anlamına geliyor. Yeni bir soruya geçmeden belki koronavirüse sen de değindiğin için çok çarpıcı bir örnek vermekte de yarar olabilir. Bugünlerde biliyorsunuz koronavirüsle ilgili olarak yayıncılar yayınları açıyorlar ve çok sayıda üretim var koronavirüsle ilgili olarak. Bu aslında sevindirici bir gelişme. Çünkü benim aklıma hemen şu geldi, belki böyle bir karşılaştırma yapmakla başlamak yerinde olabilir. Umarım açık bilimin geleceği açısından da bu bizim açımızdan hep dikkate almamız gereken bir kerteriz noktası olur. Belki birazdan bilim-mülkiyet ilişkisine değineceğiz ama hemen örneği vereyim, koronavirüsle bağlantılandırayım daha sonra da. HIV, AIDS virüsü ile ilgili Yale Üniversitesi'nde bir ilaç geliştirildiğinde, epeyce aradan geçti ama bu o ilacın üretim hakkını Yale Üniversitesi özel bir şirkete veriyor. Yani bütün üretim haklarını. Tabii bundan belirli bir para Yale Üniversitesi de kazanıyor ama böylece aslına bakılırsa o ilacın tüm üretim hakkı üzerinde tek bir firma söz sahibi oluyor ve istediği fiyata bu o ilacı satabiliyor. Bunun yol açtığı şöyle bir dramatik sonuç oluyor. Örneğin aradan bir süre geçince aynı ilacın Hindistan'da %1 fiyatına üretilebilmesine rağmen maalesef sadece tek bir firmanın mülkiyetinde olduğu için üretim bunu hastalar üzerinde kullanamıyorlar. Ve sınır tanımayan doktorlara böyle bir bilgi geldiğinde müthiş bir vaveyle kopuyor. Yani nasıl olur da çok daha ucuza mal edilebilen bir ilaç sırf böyle bir tekel nedeniyle binlerce insanın ölümüne yol açacak şekilde kullanılıyor diye. Bu aklıma gelen ilk örnek oldu.
Şimdi onun için diyorum, hani koronavirüsle karşılaştırdığımızda bu gerçi 30 sene önce meydana gelmiş bir olay belki ama en azından şu anda yayıncıların koronavirüsle ilgili olan şeyleri hemen erişime açmaları, artı bazı yayıncıların bu konuda üretilecek yayınlardan makale işlem ücreti alınmayacağını deklare etmiş olmaları açık bilimin geleceği açısından umut ışıkları olarak görülebilir diyorum ama bu karşılaştırmanın önemi şurada, bu tür bilimsel bilginin belirli bir şirketin vesaire tek elinde kalmasının toplumsal sonuçları çok daha büyük oluyor. Biraz önceki Yale örneğinde gördüğünüz gibi. Umarım koronavirüs için en azından böyle bir şey gerçekleşmez. Bu arada izleyicilerimizin belki dikkatinden kaçmış olabilir ama sevgili Zehra Taşkın ve Güledağ Doğan'ın da yaptığı çok yeni bir çalışma var sarkaç.org'da. Bu yayınlanmıştı, onunla paylaşırız yayının içinde. Bilimin COVID-19 ile savaşı başlıklı bir yazı. Burada da gerçekten şu ana kadar Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemiyi ilan etmesi süreci içerisinde yaklaşık 2000'in üzerinde yayına tam metin olarak erişilebilmesi ve bunların üzerinde bir takım analizler, çalışmaların yapılabilmesi de mümkün hale geliyor. Burada da aslında anahtar kelimeler üzerinden yapılmış olan Wolfweaver'da bir çalışmayı paylaşmış değerli arkadaşlarımız. Bu da çok önemli aslında. Hani hastalığın nerelere gittiğini veya hangi belki sözcükler, anahtar kelimeler arasında bağlantıların olduğunu görebilir. Bunun analizinin yapılabilir hale geliyor. Aslında birçok farklı disiplin açısından açık bilim çok kıymetli bir belki de silah diyelim, silah olarak bizim elimizde yer alıyor. Bunun da bağlantısını paylaşabiliriz. Evet. Aynı verilere dayanarak birçok projeksiyon yapılıyor bildiğim kadarıyla. Bu önemli kuşkusuz. Benzeri virüsler arasındaki ilişkileri görme açısından. Dediğim gibi yaklaşık 3000 civarında bir yayının açılmış olması büyük bir en azından şey sağlıyor, bilimcilere ilişkileri görme açısından vesaire. Bu tür analizler son derece yararlı. Şimdi hocam ben bir küçük anıyla devam edeceğim bağlamadan önce. 2005 yılında bir akademik bilişim toplantısında ben açık erişimle tanışmıştım aslında. Gaziantep'teydi. Bu arada Mustafa Akgül hocamızı da analım buradan saygıyla. O akademik bilişimde sizin bir sunumunuz vardı açık erişimle ilgili olarak. Ve açık erişimi ben çok heyecanla karşılamıştım gerçekten. Yani özellikle bu kamu kaynaklarıyla üretilmiş olan yayınlara, eserlere bir şekilde kamunun herhangi bir bariyer olmadan erişebilmesi beni çok heyecanlandırmıştı. Daha sonra açık eğitimle ilgili ve açık donanım gibi, açık kaynak kod gibi çalışmalarda da çok farklı örneklerini gördük ama bugün artık açık bilim gerçekten bunların üzerinde bir şemsiye kavram olarak belki de bunların tamamını kavrayan ve aslında güzel bir ekosistem oluşturan bir yapıya dönüşmüş oldu. Bu belki de 15 yıl içerisinde aslında bilimsel bilginin temel özelliklerine de bakarak nasıl bir projeksiyon çizersiniz? Yani bizim o belki de benim ilk tanıştığım yıllardan, 2000'li yıllardan itibaren bu kavramlar ön plana çıkmaya başladı ama burada belki bilimsel bilginin temel özelliklerini de böyle bir değinebilirsiniz. Bilimsel bilginin kamu malı olması ne demek? Belki bunu ön planda tutabiliriz. Çünkü bu kavramların tamamını anlayabilmek için de bu nokta önemli diye düşünüyorum. Bilimsel bilgi gerçekten de dediğim gibi kamu malı olma özelliği var. Çünkü çoğu bilimsel araştırmalar kamu tarafından fonlanıyor. Gerek koronavirüsle ilgili olsun, gerek başka sorunlarla ilgili olsun. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de, Türkiye'de vesaire yapılan araştırmaların büyük bir kısmı ya da önemli bir kısmı diyelim ama bizim gibi ülkelerde büyük bir kısmı kamu tarafından destekleniyor.
Şimdi bilimsel bilginin kamu malı olması demek iki açıdan önemli. Birincisi bilimsel bilginin paylaşılması bir azalmaya yol açmıyor. Dolayısıyla örneğin koronavirüse bir aşı bulunacak olduğu zaman yani benim bu aşı bilgisini bir başkasıyla paylaşmam benim bilgimi azaltmıyor. Aynı zamanda bilimsel bilginin kullanılması sırasında bazı kişilerin bu kullanımdan dışlanması mümkün olmayabiliyor. Dolayısıyla bu iki özellik yani dışlanamazlık ve azalmaması ekonomik açıdan bakıldığında diğer kullanıldığında tüketimi azalan mallardan çok farklı ya da sınırlama söz konusu olduğunda yine yani fiziksel mallar açısından bakıldığında çok farklı. Özet olarak yıllar önce Pasteur şöyle bir şey demiş, bilim insanlığa aittir. Dolayısıyla belirli bir grubun kullanımıyla sınırlanamaz, o geleceği aydınlatan bir meşaledir diye. Biz bunu Open Access projeleriyle ilgili olarak en eski tarihte kimle söylemişe bakarken bulmuştuk Pasteur projesi sırasında. Bu o açıdan son derece önemli bu kamu malı olma özelliği. Şöyle bir şeye de belki değinmekte yarar var. Kamu malı yani buradaki mal sözcüğü açısından belki olaya yaklaşılabilir ve bilimsel bilginin kamu malı özelliği olmasıyla diğer kamu mallarının karşılaştırılması açısından biraz önce de dediğim gibi aslına bakılırsa bunun tarihi çok eskilere gidiyor. Genellikle şöyle bir görüş vardı. Yani kamu malı herkesin ortak kullanımına açılmış olan bir şey. Dolayısıyla bunu böyle yaparsanız işte bir süre sonra o kamu malı tükenir diye. Bu özellikle 1960'ların sonunda vesaire bunun bir trajediye yol açacağı Hardin tarafından tartışılmış falan. Ama aslına bakılırsa daha sonra bunun böyle olmadığı ortaya çıkıyor. Tıpkı başka şeylerde olduğu gibi de kamu mallarının nasıl yönetildiği önemli oluyor. Bu konuda çok önemli isimlerden birisi. Bu alanda ekonomi ödülü kazanan bilimci Elinor Ostrom, o Governing the Commons diye bir kitap yazıyor 1990'larda. Orada örneğin kamuya açık ortak malların kullanımı sırasında çok iyi yönetilen kamu malları da olduğunu, çok kötü yönetilen kamu malları da olduğunu gösteriyor. Ve daha sonra bu çalışmasıyla aslına bakılırsa 2009 yılında Nobel ödülü alıyor Elinor Ostrom. Buradaki örnekler çok çarpıcı. Belki geriye gidildiğinde işte ortak kaynak olarak meraların kullanımı, işte balık üretimi için kullanılan alanların paylaşılması vesaire gibi örnekler var ama Elinor Ostrom daha sonra 2000'lerin ikinci yarısında bu commons olarak adlandırılan İngilizce'de ortak kaynak olarak adlandırılan şeyin aslında bilgi içinde, knowledge içinde aynı şekilde işlediğini gösteriyor. 2012'de kaybettiğimiz bir bilimci saygıyla anmak istiyorum bu açıdan yaptığı çalışmaları da göz önünde bulundurarak. Bu arada belki bir anekdotta hem işin kamu kısmı ile ilgili olarak hem de mal kısmı ile ilgili olarak ben de söyleyebilirim. Şimdi açık sözcüğünü daha çok tercih ediyoruz ama örneğin bu ilk başladığımda 1990'larda public, kamu sözcüğü tercih ediliyordu. Hatta benim o yıllarda 1990'larda yayınlanmış bir makalem bu konuyla ilgili değil ama Public Access Computer Systems Review adlı bir dergide yayınlanmıştı. Ve herhangi bir işte ücret ödemeden yayınlandığı anda herkese açık. 2000'li yıllarda public yerine kamu sözcüğü, pardon,
public yerine açık sözcüğü dolaşıma girdi. O zamandan bu yana da açık bilim, açık erişim, açık veri, işte açık öğretim kaynakları gibi birçok şey kullanılıyor. Biraz önce commons sözcüğünü kullandım. Bunun hani ortak mal, ortak kaynak anlamına gelebileceğini söyledim. Gerçekten de öyle. Common ya da commons, ikisi de kullanılıyor İngilizce'de. Mal ya da kaynak, ortak kaynak demek. Mesela digital commons dediğiniz zaman herkesin kampüste kullanabileceği kaynakları ifade ediyor. Aslına bakılırsa mal sözcüğü bize başka şeyler hatırlatıyor ama öyle değil. Çünkü mal Arapça'da mücevher, zenginlik vesaire anlamına geliyormuş. Dolayısıyla kamu malı dediğinizde de kamuya ait zenginlikler vesaire anlamına geliyor. Biz bugün başka bir anlam yüklemiş olabiliriz mal sözcüğünü ama unutmayalım ki tarihte işte eşlerinin adı Mal Hatun olan Osmanlı imparatorları var. Dolayısıyla buradaki zenginlik olarak düşünülmesi öne çıkıyor. Ortak kaynak demek belki çok daha doğru olabilir ama henüz yerleşmiş bir nomenklatür yok Türkçe'de maalesef. Bunu hocam belki örneklerle birazcık daha açabiliriz. Şimdi sizin derslerinizde de bahsettiğiniz ve benim de aslında derslerde sizden alarak kullandığım örneklerden, güzel bir örneklerden bir tanesi de World Wide Web aslında. Çok iyi bir, belki de kamu malı örneği olan bir çalışma. Tim Berners-Lee bu çalışmaları yaparken, daha henüz belki internet var ama henüz World Wide Web ortada yokken, bununla ilgili çalışmalar yapılıyor ve aslında bu patentlenmiyor. Yani üzerinde bir şekilde bir telif oluşturulmuyor ve bugün aslında bütün bu örümcek ağının bu kadar genişlemesi, bu kadar hayatlarımıza girmesinde patentlenmemiş olmasının bir şekilde bu teknolojiyi veya bu kavramı diyelim herkesin özgürce kullanabilmesinin çok büyük bir aslında faydası var, çok büyük bir artısı var. Bununla beraber yine bilgisayar teknolojilerinde bakıyoruz bir şekilde patentlenmiş olan teknolojilerle patentlenmemiş olan teknolojilerin aslında ne kadar aralarında büyük bir farklılık olduklarını. Sizin bu konuda verebileceğiniz başka çarpıcı örnekler var mı? Hani World Wide Web gibi çok ciddi anlamda yayılmayı sağlayan ve çok aslında büyük bir insan hayatında fark yaratan böyle örnekler olabilir mi? Kamu malını daha iyi anlayabilmemiz açısından. Daha da geriye gidebiliriz. Yani World Wide Web kuşkusuz özellikle hani hepimizin çok kolay anlayabileceği bir örnek ama aynı şeyi örneğin bilgisayarın ilk ortaya çıktığı yıllarda da rastlıyoruz. 1940'larda işte o dönemdeki özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki John von Neumann ve ekibi tarafından yapılan çalışmalarda büyük bir yarış var bir an önce işte bilgisayarın ortaya çıkarılması ve dolayısıyla bir güç elde edilmesi. O zaman da örneğin bilgisayara herhangi bir şekilde hani patent alma yoluna gitmiyor John von Neumann. Ve bu sayededir ki örneğin IBM gibi bir şirket aynı yıllarda bilgisayar teknolojisinin geliştirilmesiyle ilgili olarak bu patentlenmemiş buluşlardan büyük ölçüde yararlanabiliyor. Şöyle bir düşünün, yani bugün hayatımızda bilgisayar olmasaydı, World Wide Web olmasaydı ya da olsa bile bunlar patentlenmiş olsaydı, bunlar için her seferinde belirli bir bedel ödemek zorunda kalmış olsaydık, acaba nasıl bir dünyada yaşıyor olurduk? Bunu düşündüğü zaman insan hani özellikle yeni kuşak açısından değil mi? Hem web hem bilgisayar açısından zaten hayatlarının bir parçası ama yokluğunu belki de düşünemeyeceklerdir. Başka örnekler de verilebilir. Aslına bakılırsa sadece işin teknoloji tarafıyla ilgili değil. Örneğin
Gen dizilimlerinin çözülmesiyle ilgili olarak bu insan genomu projesi 1990'larda başlayıp 2000'lerin başında bittiği zaman beni en çok etkileyen örneklerden biri olmuştu. Siz bu aslında projeyle beraber Amerika'nın yatırdığı paranın kat ve kat daha büyük bir aslında ekonomik kazanç elde ettiğini, değil mi, ülke olarak belirtmiştiniz bazı sunumlarınızda. O beni çok etkilemişti. Evet, bu o insan genomu projesine aslında bir uluslararası konsorsiyum ama büyük ölçüde parayı Amerika Birleşik Devletleri veriyor. Yaklaşık 3 milyar dolar gibi bir maliyetle 10 küsur yıl içerisinde insan genomunun dizilimi ortaya çıkarılıyor. O zamanki Amerikan Başkanı'nın hassaslık konusunda bir konuşmasına rastlamıştım ben. 5-6 sene oldu herhalde, hatırlamıyorum. Hatta bir konuşmada da bundan bahsetmiştim. Orada şöyle bir şey diyordu Obama. Biz insan genomu projesine yatırdığımız her 1 dolar için 140 dolar gelir elde ettik diye. Bu herhangi bir yatırımcının herhalde hayal edemeyeceği bir rakam olsa gerek. Yani 1'e 140... sadece parasal anlamda görünmesin, hani bununla ilgili olarak yaratılmış olan istihdam, yeni iş olanakları vesaire. Gerçekten de bugün bu genom bilgisinin açık bir şekilde paylaşılması, ki bunda da herhalde krediyi daha önceki Amerikan Başkanı Clinton'a vermek lazım. Çünkü projenin ilk başlama şey projenin ilk başlaması değil de üretilen, yani genom bilgisinin herkese açık olması konusundaki kararı veren. Yani bugün Trump'ın döneminde böyle bir şey olsaydı acaba bunu açar mıydı, değil mi? Bence hani karar vericilerin bu konuya bakış açıları da çok kritik olacak. Belki ileriki zamanlarda daha net konuşacağız ama hani bu bir belki Clinton ve Obama'nın dönemine denk gelmesine bir şans mı oldu insanlık için? Yani bir şey demek zor ama hani özellikle bugünle ilgili olarak bir spekülasyon ne kadar doğru olur bilemiyorum. Fakat insanlık olarak en azından Obama'yı da takdir edip ama Clinton şeyde Trump'ı da gömmeyelim diyorsunuz. Yani hayır, gömme ya da gömmeme açısından değil de sonuçta uluslararası konsorsiyum her ne kadar büyük bir kısmını belki ödemenin Amerika Birleşik Devletleri yapmış olsa da uluslararası bir bilimci grubunun çalışması sonucu tamamlanmış olan bir proje, insan genomu projesi. O açıdan bakıldığında da herhalde bütün ülkeler, bütün insanlık minnettar olmalı bu gen bilgilerinin herkesin kullanımına açılması kararından 2000'li yılların başında. Eminim benzeri bir şey özellikle aradan yaklaşık 20 sene geçtikten sonra, örneğin günümüzde yaşadığımız pandemiyle ilgili olarak da söz konusu olursa, gerçi daha opportunistik bir takım girişimlerde bulundu Trump, örneğin Almanya'daki bir şirketin üretebileceği. Değil mi? Onları almaya çalıştılar, evet. Aldılar mı en son? Yok, hayır. Tabii müthiş bir şeye oldu, yol açtı, evet. Uluslararası camiada. Ama dediğim gibi hani bir şekilde umalım ki insanlık kendisine en yararlı yolu neyse bunda da bulacak. Hocam örnekleri çoğaltabiliriz. Burada bilim mülkiyet ilişkisi bilimsel gelişmeleri nasıl etkiliyor sorusuna geçmeden bir küçük ara verelim diyorum ben. Bu aradan sonra da bu acaba mülkiyetle bilim nerelerde karşı karşıya geliyor, nerelerde beraber hareket ediyorlar ona şöyle bakalım diyorum. Küçük bir aradan sonra tekrardan beraberiz. Olur, tabii. Aradan önce bilim mülkiyet ilişkisi bilimsel gelişmeleri nasıl etkiliyor sorusu üzerinde kalmıştık. Şimdi bu konuda devam edebiliriz hocam. Bilim mülkiyet ilişkisi karşı karşıya mı geliyor? Bunlar paralel mi büyüyorlar? Nasıl bir ilişki var aralarında?
Aslında bilim mülkiyet ilişkisi deyince tabii ilk akla gelen olumsuz etkiler oluyor ister istemez. Çünkü yapılan çalışmalara bakıldığında bu tür bilimsel gelişmelerin patentlenmesi, telif haklarıyla korunması bilimsel araştırma ve ürün geliştirme, yenilik yaratma sürecini %30 düzeyinde yavaşlattığı ortaya çıkıyor. Yani Ar-Ge hızı, çevrimi azalıyor vesaire. Dolayısıyla da bu bilgi kullanımının, bilimsel bilgi kullanımının ve yenilik yaratma sürecinin kısıtlanması genel olarak hepimizi toplumsal olarak etkileyen bir sonuç yaratıyor ki aslında istenilen şey bu değil. Dolayısıyla burada aslına bakılırsa belki patent ve telif hakları kavramlarına da birazcık daha yakından bakmak lazım, özellikle açık bilimden söz ediyorsak. Çünkü Jeremy Rifkin diye bir bilimci var. Yıllar önce ilk defa o Erişim Çağı adlı bir kitap yazmıştı ve orada şu anda önemli olan şeyin sahip olmak değil, erişim sağlamak olduğunu söylüyordu. Daha yakın zamanlarda yazdığı bir kitapta da The Zero Marginal Cost Society, The Internet of Things and Collaborative Commons diye, ki bu kitap Türkçe'ye de çevrildi. Yani şu anda birçok şeyi üretmenin maliyetinin sıfıra çok yakın ya da sıfır olduğunu, dolayısıyla bu sürecin, bu gelişmenin dikkate alınmadan bilim mülkiyet ilişkisinin yorumlanmasının çok doğru olmadığını söylemişti. Çünkü entelektüel mülkiyet hakları, biraz önce sözünü ettiğimiz hani başka birinin kullanımı, onun değerini de miktarını da azaltmaması, dışlanamama gibi özellikleri nedeniyle bunlar belli bir grubun kullanımıyla sınırlanmayan şeyler, entelektüel mülkiyet hakları. Dolayısıyla Jeremy Rifkin'in orada söylediği bir şey var, çok ilginç gelmişti bana. Patent ve telif hakları kıtlık ekonomisinin sonucu olarak getirilmiş şeyler. Halbuki biz şu anda bolluk ekonomisi diye adlandırılan bir ortamda yaşıyoruz. Yani internet aracılığıyla her şeyi çok kolay paylaşabiliyoruz. Özellikle de online ortamda, web aracılığıyla bir yerden bir yere görüntü, bilgi aktarmak son derece kolay. Dolayısıyla bu kıtlık ekonomisi döneminde yaratılmış olan bir takım şeyleri alıp biz bolluk ekonomisinde kullanmaya çalıştığımız zaman bir sürü şeyi kısıtlamış oluyoruz. Çok tipik bir örneğin. Ne bileyim, belirli bir kitabı belirli bir anda birden fazla kişi kullanamaz, değil mi? Evet. Ama online bir kitap söz konusu olduğu zaman herhangi bir dijital kopyası belirli bir kitabın birçok kişi tarafından aynı anda paylaşılabilir. Şimdi burada geleneksel anlamda kağıt üzerine basılmış olan bir kitapta fiziki olarak zaten bu sınırlama konulmuş durumda. Çünkü hadi iki kişi aynı kitabı okuyabilir belki ama 10 kişi, 100 kişi okuyamaz. Çünkü aynı sayfaya bakacaksınız. Halbuki bu kısıtlama elektronik ortamda tamamen ortadan kalkmış durumda. Fakat siz hala diyorsunuz ki bir kitaptan belirli bir anda birden fazla kişi yararlanmasın. Neye bakarak? Basılı ortamdaki telif hakları kısıtlamalarına bakarak. Oysa dijital ortamda zaten belirli bir kitaptan yararlanabilmek için aslında onu ekranınıza önce kopyalamanız gerekiyor. Oysa kıtlık ekonomisinde kopyalama yazara aslında sağlanan bir hak. Biz ise günümüzde bunları çok kolay bir şekilde paylaşma yoluna gidiyoruz.
mashup'lar yapıyoruz. Daha yeni bir takım çıktılar sağlıyoruz bunun üzerine. Dolayısıyla bu dönemdeki telif haklarının aslında bilimsel gelişmeyi, Ar-Ge'yi, yenilikçilik çevrimini kısıtlamasının temel nedeni de budur. Çünkü düşünün, nanoteknoloji diye bir makale vardı hatırladığım kadarıyla. Belirli bir alanda nanoteknoloji Ar-Ge'si yapabilmeniz için yaklaşık 500 civarında zaten telif hakkı altında olan teknolojiyi, işte bilgi kaynağını vesaire önce temizlemeniz, yani onların haklarına vesaire ödemeniz gerekiyor ki ondan sonra yenilikçiliğe dönelik, yönelik nanoteknoloji alanında bir çalışma yapabilirsiniz. Bu ister istemez demin sözünü ettiğim %30 gelişmeyi engelleyen şeyin başında bu geliyor. Çünkü bu süreci uzatıyor. Yani yenilikçilik sürecini uzatıyor ve daha pahalıya mal oluyor Ar-Ge yapmak, bilimsel keşif yapmak o açıdan bakıldığında. Hocam, bu aslında son zamanlarda ticari firmaların yaptığı çalışmalarda da bu dönüşüm çok iyi bir şekilde izlenebiliyor. Geçen internette bir şeylere bakarken önüme bir reklam düştü. Microsoft kalp işareti open source diye bir reklam. Yani Microsoft açık kaynağı seviyor diye. İşte ya da baktığınız zaman Elsevier ve benzeri yayıncıların sitelerine girdiğiniz zaman açık erişimle ilgili ne tip çalışmalar yaptıklarını gösteren bir takım işte blog yazıları vesaire paylaştıklarını görüyoruz aslında. Yani bence açık bilimle ilgili olan bu belki de tabandan gelen istek bir şekilde geniş olarak kabul görmeye başladığını söyleyebiliriz. Ama sizce buradaki temel problemlerden bir tanesi, teknik olarak bu belki çözüme kavuşulabilir ama açık bilim ve mülkiyet arasındaki, daha doğrusu bilim ve mülkiyet arasındaki bu ilişkideki problemlerden biri o bilimi üreten kişilerde de değil mi aslında? Yani burada sadece ne bileyim işte matbaa sistemlerini, interneti, yayıncıları veya ticari firmaları değil de esas bilimi üreten kişilerde de bir sıkıntı yok mu bu mülkiyetle? Yani ben birazcık da araştırmacıların, akademisyenlerin veya bilim insanlarının kafalarının da bu konuda karışık olduğunu düşünüyorum. Yani yaptığı çalışmayı açık bilim ekosistemi içinde dahil etmeli mi, etmemeli mi? Burada aslında bir takım çalışmalar da var bunlarla ilgili. Ne önerilebilir diye ben size sorayım aslında. Bu işin üretim kısmında olan kişilerin de kendilerini bir anlamda değişime ayak uyduracak hale getirmeleri gerekmiyor mu? Aslında çok derin bir konuya, bir yaraya mı dedin? Konuya değindin. Belki bunun için ayrı bir çekim yapabiliriz, evet, özellikle evet, bu evet. Açık bilim kültürü, açık erişim kültürü. Ama evet, katılıyorum. Yani burada şöyle bir sıkıntı var. Bilimciler de aslına bakılırsa dünün normlarına göre hareket ediyorlar büyük ölçüde. Yani dünün telif hakkı kavramlarına, mülkiyet ilişkilerine göre devam ediyorlar. Dolayısıyla belki onları ilk aşamada pek böyle hani haksız bulmakta doğru değil. Ama dediğim gibi yani bunu daha fazla açmamız gerekiyor. Ben bu soruyu örneğin mülkiyet hakları açısından ve bu bilimi yapan kişiler açısından inceleyecek olursam, eski dönemde sonuçta bilimciler herhangi bir şey ürettikleri zaman, bir makale yayınladıkları zaman pekala gönül rahatlığıyla bunun haklarını yayıncılara devredebiliyorlardı. Çünkü yayın yapmanın tek esprisi buydu. Eğer matbaanız yoksa evinizde kurulu, ister istemez bunun kağıt ortamında yayınlanabilmesi için haklarınızı devrediyordunuz. Ama demin söylediğim şey burada da geçerli. O zaman sadece kopyalanması, çoğaltılması vesaire gibi haklar söz konusuyken dijital ortamda bu haklar çok daha çeşitlenmiş durumda. Örneğin basılı ortamda bu haklarınızı niçin devrediyorsunuz? Çünkü
kitlesel olarak o kaynağa erişmek ancak matbaa aracılığıyla birden fazla sayıda çoğaltılmasıyla mümkün. Yani burada dikkat ederseniz sırf ona erişim sağlansın diye mülkiyetinizden vazgeçiyorsunuz. Oysa günümüzde vazgeçmek zorunda değilsiniz. Pekala onun mülkiyetinden vazgeçmeden de o kaynağa erişim sağlayabilirsiniz. Matbaanız olması gerekmiyor. Şu anda yaptığınız herhangi bir yayını ister tematik konusal arşivler aracılığıyla, ister kendi web sayfanız aracılığıyla, ister üniversitelerin web sayfaları aracılığıyla kolayca bütün dünyaya açabilirsiniz. Ama diğer her şeyde olduğu gibi işin kültür tarafı, kültür değişimi tarafı hep arkadan geliyor. Sadece şunu belki de vurgulamakta yarar var. Yani mülkiyet hakları dediğimiz şey günümüzde çok değişmiş durumda. Çünkü örneğin yayınladığınız bir makaleye bir başkasının katkıda bulunması söz konusu olamaz basılı ortamda. Yani onun işte kenarına bir takım açıklamalar eklemesi vesaire söz konusu olamaz, değil mi? Ancak kişisel kopyanızda belki bunu yapabilirsiniz. Oysa teknoloji şu anda buna imkan veriyor. Annotation, yani açıklama koymak, kendi kopyanızı yaratmak vesaire. Aynı şekilde teknoloji, diyelim ki bir gruba bunu sağlarken bir grubu dışlamaya da imkan veriyor. Yani dijital haklar yönetimi programlarını düşünün. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında biz hala basılı ortamdaki bir takım paradigmaları dikkate alarak elektronik ortamdaki bilim mülkiyet ilişkisini düzenlemeye çalıştığımız için, hani bunda bazı partilerin ısrar etmesini anlayabiliyorum. Yayıncılar açısından falan bakıldığında, bilimciler açısından bakıldığında da onların belki en azından bu zamana kadar öyle bir gündemleri olmadı. Çünkü yani bu yayını yapacak, ondan sonra da bir başka yayın üzerinde, bir başka araştırma üzerinde yoğunlaşacak gibi. Ama büyük resmi de bir bakıma görmek lazım. Yani bu değişimi görmek lazım. Çünkü biraz önce kitap örneğini vermiştik. Mesela basılı kitaplarda birden fazla kişi kullanamıyor belki ama e-kitaplarda kullanabiliyor. Öte yandan buluşlar, patentler vesaire açısından bakıldığında da ya da televizyon, müzik yayınları açısından bakıldığında da daha önce sadece broadcast türü yayınlar yapılıyordu. Televizyon alıcınız varsa o kanal neyi yayınlıyorsa hepsine erişebiliyordunuz. Oysa teknolojik olanaklar sayesinde pekala bugün kablolu televizyon aracılığıyla ya da işte başka şeyler aracılığıyla evet o televizyona sahipsiniz ama X kanalının yaptığı bütün programlara eğer parasını ödemiyorsanız erişemeyebiliyorsunuz. İşte futbol maçları olur, başka şeyler olabilir. Bunun gibi. Yazılım için de aynı şeyi görüyoruz. Mesela sen hatırlarsın muhtemelen hani daha önceki yazılım aldığımızda işte büyük kutularda bir takım CD'lerde ya da ondan daha önce disketlerde vesaire geliyordu. O olmadığı zaman da programınızı makinenize yükleyemiyordunuz. Dolayısıyla demin sözünü ettiğim o fiziksel sıkıntılar burada bir programı bir kişi kullanabilir gibi bir şeyi fiili olarak bir sınırlamayı getiriyordu telif hakları açısından. İşte shrink wrap telif hakkı imzalıyordunuz falan filan. Oysa şu anda yani eminim neredeyse hiçbir şey CD ile gelmiyor bize. Her şeyi network aracılığıyla, ağ aracılığıyla indirip kendi programlarımıza yüklüyoruz. Hatta bu işi kendimiz de başlatmamız gerekmiyor. Özellikle de güncelleştirmeler vesaire söz konusu olduğunda. Ne oldu bu durumda? Daha önce o yazılımı satın almayan bir kişi o programı kullanamama durumuyla karşı karşıyayken şu anda pekala onun eşiti olan açık kaynak kodları aracılığıyla olsun, ağdan yükledikleri aracılığıyla pekala bu dışlama sorununu çözebiliyor. Yeni nesil bunu çok fazla anlamıyor. Yani biraz önce Jeremy Rifkin'in bu collaborative commons, yani ortaklaşa
ortak kaynaklar ya da ortaklaşa mallarla ilgili yaptığı şeyleri düşünün. Birçok kişi kolayca web aracılığıyla edindiği şeyler üzerine artı değer katıp onu tekrar topluma sunabiliyor. Bunu bilimsel anlamda da yapanlar var. Örneğin yıllar önce İngiliz bir matematikçi bir teoremin çözümünü web ortamında çok daha kısa sürede bulunabildiğini göstermişti. Tim Gowers'tı. Onun ötesinde yani sosyal medya çağında neler yapıldığını sen benden daha iyi biliyorsun. Nasıl yaratıcı işler çıkarıldığını. Eğer bunlara biz dünün telif hakları kanunlarını dikkate alarak yaşayacaksanız dediğimizde hem bunlar ortaya çıkmayacaktı hem de bu kadar hızlı olarak ortaya çıkmayacaktı. Ama konuyu tekrar toparlamak gerekirse belki de bu açık bilim kültürünü ayrı bir şeyde ele alıp daha kapsamlı olarak üzerinde konuşmak yararlı olur diye düşünüyorum. Hem o zaman daha fazla zamanımız olur. Evet. Hocam burada aslında genel olarak bu açık bilim yapısıyla ilgili çok rahat gözlemleyebileceğiniz modeller de var. Örneğin açık kaynak kod yapısı içerisinde çok benim hoşuma giden bir söylem vardır. İyi bir yazılımcı önce yazılmış olanlara bakar ve onun üzerine bir şeyler inşa etmeye çalışır. Kötü bir yazılımcı ise sıfırdan o yazılımı geliştirmeye gayret eder. Aslında bu bizim için bu açık bilimin hani neden mülkiyetle ilgili işte o eski zamandan kalma çerçevenin dışına çıkmamız gerektiğini çok iyi bir şekilde anlatıyor. Şimdi belirli bir araştırmanın sonuçlarından devam ederek yeni bir araştırmayı yapmak ciddi bir kaynak tasarrufuna da yol açıyor ve aslında zaman açısından da çok kıymetli bir belki de kazanım sağlıyor. Bu anlamda baktığımız zaman aslında bizim açık bilimi belirli bir seviyeye getirmemiz ülkeler arasındaki veya gelir seviyeleri arasındaki o makası da ben daraltacağını düşünüyorum. Yani ciddi anlamda bizim açık bilimin bu mülkiyet yapısını yeni nesil paylaşım ortamlarındaki belki avantajları da ekleyerek belirli bir seviyeye getirirsek eğer ciddi anlamda dünya çapındaki bu problemleri mesela koronavirüsle ilgili veya diğer taraftaki problemleri de çözebileceğimize inanıyorum. Burada son günlerde aslında ön plana çıkan bir başka yapı da var. Belki onu da dile getirmek lazım farkındalığı artırabilmek için. Yani biz diğer ülkelerin bilgilerine çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Ama kendi ülkemizdeki bilgilere de o kadar rahat bir şekilde ulaşamıyoruz. Bu şeffaf bilgi etiketi altında bugünlerde aslında başlatılan bir farkındalık çalışması var. Yani burada biz bakıyoruz İtalya'daki verileri çok hızlı görebiliyoruz. Yani bu kadar kişi öldü bu yaş aralığında şu ilde şu bölümde vesaire gibi. Diyoruz ki Fransa'da ki gelişmeler böyle olmuş, Almanya'daki gelişmeler böyle olmuş ama Türkiye'de hangi ilde, hangi ilçede kaç vaka var bunların bilgisine bile ulaşmak mümkün olmuyor. Halbuki bunlar anonimleştirilerek yani kişilerin isim bilgilerini tabii ki vermeye gerek yok ama biz bugün Türkiye'de hangi ilde, hangi ilçede ne tip bir vaka yaşandı, ne tip bir problem oldu bunu görmek de mümkün olmuyor ve açık bilimin bu aslında açık veriyle olan ilişkisini de bir anlamda burada bir mülkiyet problemi de yok. Ama buna rağmen biz işte tabip odaları bu bilgilere erişemiyor. Bir şekilde Eczacılar Birliği bu bilgilere erişemiyor. Hükümet haricindeki diğer siyasi partiler bu bilgilere erişemiyor. Ve biz aslında burada yine biraz önceki benim soruma gelmiş oluruz. Yani altyapıyla ilgili bir problem olmasa bile, işte yayıncılar, ticari firmalarla ilgili bir problem olmasa bile biz eski bakış açımızla o bilgiye sahip olup o gücü kendimizde tutma isteğiyle belki de birçok çözebileceğimiz problemi de çözemez hale geliyoruz. Yani bunu biz aslında açık erişimdeki problemleri vesaireyi açık bilimde de birebir yaşamaya başlıyoruz. Ama örneğin açık kaynak kodla ilgili olan çalışmalarda bu belki de aşılmış durumdaydı. İşte bugün baktığınız zaman bir yazılımı bir muadiline çok hızlı bir şekilde erişebilmeniz ya da insanların çatallama yöntemiyle mevcut bir projeden
kendileri bir takım küçük projeler yapabilmesi çok iyi bir şekilde hayata geçtiğini görüyoruz. Hocam 4-5 dakikalık bir zaman var. Siz buyurun, sonra bir genel olarak toparlayalım. Peki, ben çok kısaca senin değindiğin şeylerle ilgili birkaç şey söyleyeyim. Önce unutmadan belki bu işin yazılımla ilgili verdiğin örneğe değineyim. Gerçekten de öncelikle yazılım alanında bu açık kaynak kod hikayesi kendisini gösterdi. Değil mi? 70'lerden beri hocam yani, çalışmalar. Yani bugün aklınıza gelebilecek Microsoft gibi, IBM gibi birçok şirket şu anda pekala açık kaynak kodlu olarak işlerini sürdürüyorlar. Belirli bir direnç oldu belki başında ama yani bu bir şekilde inkar edilemez bir gerçek o açıdan bakıldığında. Hem demin sözünü ettiğimiz yenilik yaratma çevirinin hızlandırması açısından. Bilimsel çıktılar açısından da değindiğin o eşitsizlik elbette söz konusu. Bunu bir dereceye kadar azaltmak için özellikle bunu Ebola sırasında falan da gördük. Mesela bazı şeyler geliştirildi. Örneğin Afrika'daki bir doktorun 35-40 euro ödeyerek bir makaleye erişmesi mümkün değil. Onun için yaratılmış işte Hinari türü bir takım şeyler vardı. Belirli yayınlara gelişmekte olan ülkelerin daha ucuza ya da bedavaya erişmesi konusunda. Ama tabii bu hala sonuçta kısıtlama. O açıdan bakıldığında belki bir dereceye kadar bazı kişilerin şeyini düzeltiyor ama demin sözünü ettiğim o %30'luk gelişmeye ket vurucu etkisi devam ediyor sonuçta. Gönül ister ki hani açık bilim ortamında bu sınırlamaların tamamen ortadan kalkması. Özellikle de kamu kaynaklarıyla, bunu vurgulamak istiyorum, kamu kaynaklarıyla üretilmiş olan yayınlara erişimdeki sınırlamaların kaldırılması. Bu biraz önce konuştuğumuz işte eskiye dayalı telif hakları ile ilgili yaklaşımın terk edilmesiyle yakından ilişkili. Belki önümüzdeki şeylerde bunu daha ayrıntılı konuşuruz. Ama şu açıklıkla ilgili söylediklerine ben de bir iki şeyle katkıda bulunmak istiyorum. Tabii açıklık doğrudan demokrasiyle ilgili bir olay. Yani senin verdiğin örneklere dayalı olarak pekala bugüne kadar Türkiye'de de özellikle belediyeler bazında vesaire açık veriye dayalı çok yaratıcı işler yapıldı. Bunları çok iyi biliyorsun. Ama iş hani açıklık demokrasi ilişkisine geldiği zaman tabii ki bilgiyi, veriyi elinde tutan kişi bir şekilde bunu paylaşmak istemiyor. Bu bir neden olabilir. Bir ikinci neden de o altyapıya sahip olmayabilir. Belki bir başka oturumda da altyapı işini konuşuruz ayrıntılı olarak. Fakat vurgulamakta yarar var ki deminki verdiğin örneklerde diğer ülkeler çok kolay erişebilirken biz bu bilgiye erişemiyoruz o kısmı. Elbette yani eğer nokta atışı yapmak istiyorsanız örneğin koronavirüsle ilgili olarak belirli bir alanda diyelim ki sokağa çıkma yasağı olsun ya da olmasa bile insanlar daha dikkatli olsun demek hepimizin yararına. Yani bugün bu tür açık verilerden yararlanarak çok iyi şeyler yapan ülkeler var. Yani örneğin geçenlerde New York Times'ta bir yazı vardı nasıl yayıldığı ile ilgili olarak bu hastalıkların. Cep telefonundan hangi ortamlarda kişiler var. Bunlar nasıl dağılmış Wuhan'dan başka yerlere? Listesini şu anda yayınlıyorlar. Mesela evet, İsrail'de evet. Eğer buralardaysanız kendinizi karantinaya alın. Daha önce buralarda olan kişiler bu hastalıkla ilgili kendilerine mesaj veriyor. Evet, yani bu açıdan gerçekten ben Türkiye'deki bu paylaşım kültürüyle ilgili belki temelinde ama gerçekten bu şeffaflıkla ilgili ve açık bilimin bir şekilde bize fayda sağlayabilecek alanlarla ilgili birçok noktasının kapalı olduğunu ve bir şekilde belki hükümetle ilgili bir problem, belki de hani bilimcilerle ilgili problem, bunun bir türlü aktif hale gelemediğini söylüyor. Bu arada hocam size den önce bir tek şeyi daha ekleyeyim, sonrasında bırakayım.
Açık Bilim Kolaylaştırır diye bir broşür vardı. Bu broşürü sevgili Halil Emre Kocalar Türkçeleştirdi. Biz de Creative Commons'a lisanslayıp onu açıkbilim.org adresinden yayınlıyoruz. Aslında son sözlere geçmeden de ben onu da paylaşmak istemiştim. Bu açık bilimle ilgili biz ne yapabiliriz? Yani akademisyenler olarak, bilim insanları olarak neler yapabiliriz sorusuna güzel bir cevap. Bizim burada farkındalığı bir şekilde arttırmamız gerekiyor. Şeffaflık için, açık veri için ve açık bilim için. Buna da belki iyi bir başlangıç noktası olabilir diyorum. Size bir referans da ben ekleyeyim. Zamanımız azaldı biliyorum. Evet. Özellikle bu cep telefonu bilgilerinin anonimleştirilerek nasıl kullanılabileceğiyle ilgili geçenlerde Albert Ali Salah'ın Sarkaç'ta çok güzel bir yazısı çıktı. Orada örneğin Güney Kore'den belirli bir işte virüs taşıyıcısının 31 miydi numarası, 34 miydi? Evet, 31 vakası diye. Nerelere uğradığıyla ilgili. Gördüğünüz gibi hani bu bilgilerin kullanılması koronavirüsün yayılması vesaire açısından son derece azem. Bunu yapabilecek teknolojinin bizde de olduğu kanısındayım ama dediğim gibi yani açık bilgiye, açık veriye nasıl yaklaştığımız burada belirleyici oluyor. O açıdan da tekrar ediyorum yani açıklık, şeffaflık bunlar sonuçta demokrasiyle çok yakından ilişkili şeyler. O açıdan bizim de kamu yararına olacak bu bilgiler konusunda ne yapılabiliyorsa bir an önce yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Hocam burada şu anda gerçekten çok ciddi bir mücadele veriliyor. Buradan sağlık çalışanlarına da teşekkürlerimizi yine iletelim ama burada sağlık çalışanları bununla mücadele etsin. Diğer herkes evlerinde savunma pozisyonu alsın, hiçbir şey yapmasın diye de bir şey söz konusu değil bence. Burada bizim yapacağımız en önemli şeylerden bir tanesi karar vericileri açık bilimi destekleyecek konularda açık veriyle, paylaşımla ilgili ellerinden gelen her türlü imkanı kullanmalarını sağlamak bence. Bu konuda bir baskı oluşturmak, bu konuda bir farkındalık yaratılmasını sağlamak. Çünkü aksi takdirde bu bilgiyi alamayan, bu bilgiyi bir şekilde analiz edemeyen kurum ve kuruluşların başarıya ulaşması da çok mümkün değil. Yani süratle Türkiye'de yaşanan problemlerle ilgili, bir şekilde krizlerle ilgili verilerin hızlı bir şekilde paylaşılması gerekiyor. Belirli kullanılabilecek formatlarda bu bilginin bütün paydaşlara, bütün karar vericiler tarafından belki de aktarılması gerekiyor. Bizim yapabileceğimiz bence akademisyenlerin, bilim insanlarının bu konuda baskıyı arttırmak ve bu konuda bizim üzerimize bir sorumluluk düşüyorsa yerel yönetimlerle veya hükümetle bunların hayata geçmesini sağlayabilmek için gerekli altyapıyı da oluşturmak diye düşünüyorum. Evet, bunlar son derece önemli konular. İstersen açık veri, açık erişim altyapısı, açık bilim altyapısı, açık bilim kültürü, açık eğitim kaynakları gibi konuları bundan sonraki yayınlarımızda daha ayrıntılı konuşalım. Evet hocam, yayının başında zaten açık bilimin çok geniş kapsamlı değerlendirilebileceğini konuşmuştuk. Bugünlük yayınımızı burada tamamlayalım ve açık bilimle ilgili konuları önümüzdeki yayınlara bırakalım. Peki, teşekkürler. Çok teşekkürler herkese. Görüşmek üzere. Teşekkürler.